Cumhuriyet Halk Partisi 250 bin sığınmacı ile ilgili bildiri yayımladı. Bildiride Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacıların evlerine dönüşü için vaatlerde bulundu. Suriyeli kardeşlerimizi 2 yıl içinde göndereceğiz. Başlıklı bildiriler. Sığınmacıların özellikle yoğun olduğu Gaziantep, Kilis, Hatay bu iller başta olmak üzere hepsine dağıtılacak. Onları kendi ülkelerine Allah nasip ederse sizlerin takdiriyle davulla zurnayla göndereceğim. Davulla zurnayla göndereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Suriyeli kardeşlerimizi 2 yıl içinde göndereceğiz başlıklı 250 bin bildiri hazırladı. Bildiri Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay gibi sığınmacıların yoğun olduğu illerde dağıtılacak. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde de. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bildiride rakamlar da verdi. Resmi verilere göre 4 milyon Suriyelinin Türkiye'de yaşadığı belirtildi. Diğer ülkeden gelenler de eklenince bu sayının 6 milyona çıktığı anlatıldı. Sığınmacı sorununun çözümü için de iktidara gelmeleri halinde 4 aşamalı planın hazır olduğunu söyledi. Suriye yönetimiyle masaya oturacağız dedi. Oluşacak barış iklimiyle birlikte Suriye'nin yeniden inşasına sıra gelecek. Okulları, hastaneleri, kreşleri, konutları, ibadethaneleri, çarşıları, sosyal donatı alanlarıyla birlikte yaşanabilir kentler oluşturacağız. Bunu Avrupa Birliği fonlarıyla bizim müteahhitler yapacak. CHP lideri bildiride Suriyeli sığınmacıları göndermeye kararlıyız mesajı verdi. Dar gelirli vatandaşlara yönelik destek paketi. Bu destek paketinin ayrıntılarını biliyorum çok merak ediyorsunuz. Ayrıntılar ortaya çıktı efendim. 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşmüş yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki borcu tasfiye edilecek. Tasfiye edilecek borçlarsa elektrik, su, doğalgaz gibi temel yaşam ihtiyaçlarını kapsıyor. Peki örneğin ben Ela olarak 6 bin lira borcum var. Böyle bir vatandaşım. Ne olacak? Tüm borcum silinecek mi? Ne kadarlık bir tutarı Ela'nın 6 bin liralık borcundan devlet karşılayacak? Detaylarını merak ettik ve ekonomist Evren Bolgün'e sorduk. Bütçe kaynaklarıyla karşılanacak. Sonuçta hükümet seçim startını vermiş durumda gözüküyor zaten son özellikle haftalarda gelen kararlarla birlikte. Sizin de dediğiniz gibi yaklaşık işte 5 ila 6 milyon civarında bir hane halkına 2000 liraya kadar olan borçları birikmiş icradan düşülecek, icra takibine gitmeyeceği açıklanıyor. Yani toplam rakam 30 milyar lira olarak ifade ediliyor ama burada tabii şeye baktım ben sabah merkezi bütçe şeyine, giderlerine Ocak-Temmuz için Ağustos henüz açıklanmadı bitmediği için ama Temmuz sonu itibariyle aslında iktidar tabii bir takım yerlere kaynak dağıtıyor. Yani burada sonuçta evet 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya olan borcu icradan düşüreceği ifade ediliyor. Burada bir de ekstradan 1 milyona yakın yaklaşık vatandaşın da varlık yönetimi şirketlerine düşmüş olan devredilmiş yani oradan tahsil edilmeye çalışıyor. Bankalar alamadıkları alacaklarını şeye devrediyorlar biliyorsunuz. Yani otomatik ödemelerle ödenemiyor vesaire. Dolayısıyla orada da bir 2500 TL'ye yakın